Varıp gideceğim yine baba yurduna. Hay benim ellerde çok alacağım var. Ah benim okuyayım da çok alacağım var. Orada tutuldum yer gönül derdine ya. Gide benim o yurtlarda çok alacağım var. Benim o dağlarda çok alacağım var. Ah orada tutuldum yer gönül derdine. Gidem kardeş benim o ellerde çok alacağım var. Hay benim o kıyımda çok alacağım var. Aramıza girmiş dağlar denizler, gelemem diyorum öf öf, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara örtülmüş izler, bulamam diyorum öf öf, sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Bulamam diyorum öf öf, sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Sanma ki sevdamız sence yaygara, ne dertler bıraktın öf öf, hep sıra sıra. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara, duramam diyorum öf öf, sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Duramam diyorum öf öf, sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Thank you.
Merhaba, ben İlker Mutlu. 1963 yılında Hekiman Karadere köyünde doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Hekiman'da tamamladıktan sonra ağır eğitim yüksekokulunu kazanıp 1985 yılında mezun oldum. 1989 yılında da öğretmen olarak görevime başladım. İlk görev yerim Ağrı'ydı. Orada 3 yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Muğla ili Milas ilçesinde öğretmen olarak tayin oldum. Yaklaşık 24 yıldır da orada görev yapmaktayım. Öğretmenlik mesleğinin toplumun yücelmesi için en önemli mesleklerden bir tanesi olduğuna inanıyorum. Öğretmenlik mesleğini ve o hırkayı layıkıyla taşımaya çalışıyorum. Ayrıca Karadereli olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 26 yıllık evlilik hayatımda her yaz hiç aralıksız mutlaka köyümü ziyaret etmişimdir. Karadereli kültürünü önemsiyorum, benimsiyorum. Aynı zamanda da Karadereli olmaktan da gurur duyuyorum. Çünkü buradaki geçmiş çocukluğumuzdan bugüne kadarki yaşantımızdaki anılar hep güzel anılardı. Güzel bir kültür ortamı var, paylaşım var ve güzel bir kültür ortamı var. Aradan önce yıl geçmesine rağmen o kültür ortamının saygın bir şekilde daha da yücelerek devam ettiğini görüyorum. Bundan sonra da çok daha güzel olacağına inanıyorum. Peki. Buyurun. Sizi Karadenizle ilgili şiirler, yazılar ve denemeler yazarken görüyoruz. Bunları yazarak amacınız hani günlük paylaşım mı yoksa içinizdeki duyguların pekişmesi midir? Yok, günlük paylaşım değil. Şiir yazmak zaten ayrı bir duygu. Yani insan hissettiklerini yazabiliyor. Benim de hep 26 yıldır dışarıda olmama rağmen köyümü ve Hekiman'ı çok özlüyorum. Zaman zaman o özlem depreşiyor. O özlemlerin depreştiği anda da o duygularımı dizeler haline getirip paylaşmayı, şiir sevenlere ya da ne bileyim memleket sevgisi hissedenlerin de paylaşmasını sağlamak amacıyla yazıyorum. Hakikaten şiirlerinizi ve yazılarınızı çok güzel buluyoruz. Peki mahallemizle ilgili bir soru sorayım ben. En çok hangi çalışmayı beğeniyorsunuz? Uzun yıllardır hep dediğim gibi yaz tatillerinde köye gelip gidiyoruz. Son yıllarda Karadere Muhtarı'nın çalışmalarını çok takdir ediyorum. Çünkü okul atıl bir durumdaydı. Orasını bir yaşam alanı haline dönüştürmüş. Bu anlamda ona çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Karadere Emniyet ve Hekiman'la ilgili olarak da Hekiman'la ilgili çalışmaları yapan bir internet sitesi daha var. Ondan da çalışmalarını takdir ediyorum. Ama Karadere Emniyet'le ilgili izlenim şöyle. Kendimi Milas'ta da olsam Karadere'deymişim gibi hissediyorum. Onun için de Karadere Emniyet çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum bu çalışmalarından dolayı. Gül ki güller açtın al yanağında, yanım sola dönem yatam sağında. Sen açtın başıma bin türlü bela, varsın senin gibi yar olmaz olsun. Yar olmaz olsun oy oy. Açtın sen başıma bin türlü bela, varsın senin gibi yar olmaz olsun oy oy. Yıldan iki bayram gözüme görür, hasretine katlanamam ölürüm. Sarı saçım sırma ile mırırım, varsın senin gibi yar olmaz olsun oy oy oy. Sarı saçın sırma ile mırırım, varsın senin gibi yar olmaz olsun oy oy oy. Dağladım sinemi kız bire bire,
Yetmeye muradım da kız yarım dala. Sen açtın başıma bin türlü bela. Her dem iki yatan bir olmaz olsun. Bir olmaz olsun. Açtın sen başıma bin türlü bela. Her dem iki yakan bir olmaz olsun. Bir olmaz olsun. Yıldan iki bayram gözüme görün. Hasretine katlanamam ölürüm. Sarı saçın sırma ile örülür. Varsın senin gibi yar olmaz olsun. Sarı saçın sırma ile örülür. Varsın senin gibi yar olmaz olsun. Hekim Han'ın Karadere Mahallesi'nde 1951 yılında doğdum. İsmim Murat Deviren. Ve ilkokulu Karadere İlkokulu'nda bitirdim. Ortaokul liseyi Hekim Han'da bitirdim. Askerliğimi yaptıktan sonra imtihanla, devlet memuru imtihanına kütüphaneye girdim. Memur olarak da, kütüphaneci olarak da çalıştım. 27 yıl kütüphanecilik yaptıktan sonra emekli oldum. Emeklilikten sonra işte kendi bahçemizde ufak ufak kendi işlerimizle uğraşıyorum. Tarım işlerine devam ediyorsun. Evet. Karadere Mahallesi bizim çocukluğumuzda gelişmemiş bir durumdaydı. Yani şu anda birazcık gelişmeye başladı. Yolları, elektriği, suyu. Nüfus neydi o zaman ortalama? Köydü galiba o zamanlar. Nüfus o zaman yaz kış olarak kalabalıktı ama şimdi yazın kalabalık ama kışın çok az kalıyor. Yani 130-140 haneden 27-28 toplam olarak. Evet. Yani bunun sebebi de eğitim ve iş sorunu. Eskiden burada zaten evet. okul şu vardı. Şu anda Karadere'deki arazi dağlık arazidir. Bu sebeple geçimini sağlayamayan aileler dışarıda iş arıyorlar. Ve bu sebeple dışarıya göç ediyorlar. Türkiye'de genel olarak kırsaldan kendine doğru göç Karadere'de yaygın olarak gösteriyor. Evet. Eskiden Karadere'de zaten burada doğup büyüdün. Evet. Geçim nasıl yapılırdı? Hani askere gitmeden önceki haliniz işte aileler nasıl geçiniyordu? Ne iş yapıyordu? O zamanki geçimler tabii herkesin bir arazisi vardı. Bu araziler buğday ekilirdi. Bahçelerde ceviz, ekseriyet kayısı yoktu. Dut, karaylık,
Bu güz mevsiminde bunlar hasat toplantıdan sonra satılırdı. Yani bir yıl daha başka gelir olmadığı için ona bağlı kalıyorlardı. Ya tek bir yıl, tek bir kaynaktan gelirlerini sağlayıp ona göre bir yıl boyunca o parayla geçim yapıyorlardı. Evet. Daha da zormuş eskiden. Evet. Bu sebeple daha nüfus çoğalttan sonra, araziler verildikten sonra tabii ki bu araziler bu aileyi beslemeyince iş aramaya dışarıya gittiler. Yani eğitim olmadığı için çocuklarına eğitimini yaptırmak için bile dışarıya gittiler. Dışarı illere gittiler. O zaman köyün okumuş oranı nasıldı? Hani şu geç şimdiye köyde, kadar köyümüzde bu sebeple yani şu 20 yıl 25 yıl içerisinde kültür oranı daha da yükseldi. O zaman Türkiye'nin hemen hemen çoğu yerinde Karadeniz'den okumuş insanlar vardır. Var. Yani mesela Türkay Devren İnesi'nde kabalardan başka emniyette olanlar mühendislerimiz var. Çok dışarıda okudukları için yani mühendislerimiz diğer daha yüksek öğretmenler, astsubay, yüzbaşı, binbaşı, pilot bunlar hep Karadeniz'den çıkmışlar yani. Şu anda bildiklerin var mı? İsmini hatırladıkların. İsmini hatırladıkların. Mesela bilmiyorum ki hatırlayamıyorum. O kadar çok insan var ki. Evet. Zaten en yakın işte astsubay Cafer amca. Asuba çok. Tahsin var. Tahsin Göktürk var. Ondan aynen. Sonra doktorlar falan da var bildiğim kadarıyla. Karadeniz'den çıkma. Doktor. Evet. Bir iki tane vardı. Ünlülerde. Aynen isim olarak tam. Doğan Ünlü'nün oğlu olan. Doktor. Zurgani var. Zurgani abi. Evet. Diş doktoru Malaçlı'da şu anda hastanede. İyi yani Karadeniz uzmanı. Eğitim açısından kendini bayağı bir kanıtlamış. Çünkü evet, kanıtladı. Dikkat ediyorum şu anda. Mesela benim kendi yaş grubuma bakarak sadece 1-2 kişi lise mezunu olarak görüyorum. Diğerleri herkes üniversite mezunu. Hani, çoğu kadroya geçememiş olabilir ama herkes mutlaka bir şekilde okumuş. Okuma oranı çok sağlam. Zaten Karadeniz'de kalanlar hepsi emekli. Emekli maaş alıyorlar. Yani o geçim sıkıntısı yok şu anda. Aynen. Karadeniz'de şebeke suyumuz var, elektriğimiz var. Yollar hekim anlamda daha iyi. Yollar ayrı değil. Kuluncak yolu zaten Karadeniz'in üzerinden geçiyor. Aynen. Ulaşım sıkıntımız yok o konuda. Ulaşım sıkıntımız yok. Eskiden atıyorum, bir rüzgar estiği zaman elektrik telleri birbirine değer, elektrikler yani, giderdi. Aynen. Şimdi o dert yok artık. Şimdi yenilendi. Yani son teknolojiye göre yapıldı. Yani o sorun yok. Çok iyi. Zaten sulama ve içme suyu konusunda evet. Gelişmeler var. Bir de kültür merkezi zaten muhtarlığının öncülüğünde yapılmıştı. Orası da çok iyi oldu. Hakikaten düğünlerde, mevlütlerde falan. Evet. En azından insanların toplaşma, kaynaşma yeri oluyor. Muhtarımız Bülent Çelik. Hakikaten okul çok harabe ve bakımsız bir durumdaydı. Aynen. Yani geriden geçenler gördükçe insan utanıyor yani. Kesinlikle. Suçluluk duyuyor. Ya hakikaten yani bu okulun böyle bu kadar tamir edilip güzelleştirilmesi, mevlütler, sünnetler, düğünler ona göre yapıldı ve çok güzel oldu, tertemiz. Kesinlikle abi, ben tabi bu konuda emeği güzel tartışmaz. Yani. Kesinlikle. Park da yapıldı. Adım Mehmet Çavuş, soyadım Çavuş. Yaşım 103. Kaç oldu Ali? 103.
103 yaşındasın, evet. Seferberlik adamıyım. Evet. Seferberlikten kırlıyım işte. Anam öyle diyor. Bana ben Baharlı'dan geldim. Köyün şeyini bilmeyeyim. Hı-hı. Burada büyük anam vardı. Hı-hı. Babam askere gitmiş seferberlikte. Evet. O zaman kalmış, daha gelmemiş. Hı-hı. Bir 4 çocuk yetim kalmıştık yani o seferberlikte. Hı-hı. Evet. Geleceğe gelmedi. Sonradan ben de buraya geldim. Bir avrat kaçırdım. Buraya geldim. Burada kaldım. İreşberliğine tarlalarım var. Eksiden üzüm bağım çoğudu. Bu hak kalmadı. Şimdi battı oralar. Benim yaptığımı çocuklarım yapmış. Çok arazim var. Yazıyı biliyor musun? Evet, yazıyı biliyorum. O yazıda benim çok arazim var. Size 42 dönüm dümdüz arazim. Oo maşallah. Bizim bağım vardı, 8,5 dönüm Adi Refik Adem'le çöldü, koca ağaç oldu. Uşak bakmadı, kuru derim. Anladım. Ben ne dedim, siz bilirsiniz dedim, öyle değil mi? İyi yapmıştın. Zaten burada bir hali var, öteki olan burada yok. Çok çalıştık. Anladım, anladım. İyi köy, Karadır'ın hani köyü çok iyidir. Çalışkandır, ahliyeti adamlardır şimdi, gıyabine mi lazım? Aynen, herkes okumuş. Ben sonradan geldim buraya mı? Burada büyük annem vardı, biliyor musun? O, kim bu, kim derlerdi ona? Fadime. Bağırır karnının torunu. Dedem Fadime Mehmet Ağa'ydı. Mehmet Ağa'ydı. Büyük annem adını ettim. Fadime diyor. Çarşı'nın Mahmut Ağası'nın bacısıydı. Büyük annemin adı. Sen yaklaşık bir 60-70 yıldır köydesin değil mi? Çarşı'nın yok, kaç senedir köydesin? Ondan sonra çok canım acıyor. 50 senedir köydesin. Maşallah. Var ya, orada değirmen var. Burada bir koca karım vardı, büyük karım. Bunlarınmış. Bu köyün altından sığır kalktı mı, en yükten üst başa çıkardılar, gelmez diye sığırlar kalsın. Vay be. Bu kadar çoğudu. Vay be. Köydü, sığırcı tutardı, çok. Mal, deva, neler vardı köyde. Bu Karadere çok ya çalışkan bir insanı vardı. Var her kadem derim yani. Suat köylüklerine, Suat köylüklerine. Suat'a kadar meyve götürürler, bekmez tut. Hayvanlarla, eşek at. Onlarla çok çalışkan. Hala derim bu köyde çalışkan ben. Aynen. Adam görmedim. Derim. Peki, Karadenizlilere söyleyeceğim bir şey var mı? Bunu videonu internete atacağım. İzleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Gurbettekilere, izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Gurbettekilere razı oldum. Gurbettekilere söylediğim şu. İyi şey bilirsen çakılı çalsınlar. Yani çalsa demek ki sırsınlar, etsinler. Onları kendilerine mal etmeye çalıştınlar. Kötü bir şey de her yerde bir şey tutmak çok iyidir yani. Evet. Gurbette biliyor musun? Ben Ahmet Ural Öztürk. 1957 Ekim Karadere Mahallesi'nde doğdum. Ortaokulu, ilkokulu Karadere'de bitirdim. Ortaokulu ve liseyi Ekim Lisesi'nde okudum. Çalışma hayatım Denizli, Niğde, İzmir'de çalıştım. En sonunda Ekim Belediyesi'nde emekli oldum. Ve şu anda da köyde çiftçilikle uğraşıyorum. Köyde hizmetlerden memnun musunuz? İyi, normal. Fazla da memnun değiliz ama yine de iyi. Anladım. Peki bizim sosyal medya çalışmamız, internetteki çalışmamızdan memnun musunuz? Memnunum. Bununla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılar dilerim, başka bir şey diyelim. Peki gurbette bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hepsine selamlar, teşekkürler dilerim çalışmaya. Teşekkürler.
biberler Hekimhan'dan gelmiş. Topal Filip, Topal Hamza gidin. Bunlar Hekimhan'dan gelmiş, yerleşmiş. Hı hı. Öteki bayramlar Güzel Usta'dan gelmiş. Öteki Hacı Osman gel, Mehmet Ağa'da. Onlar Hacı Kalmış Ağa, Güzel Usta'dan gelme. Medine'ler Medine'den gelme. Hı hı. Hancılar Hasan Çelik'ten gelme. Amurlar Kırkırı'ndan gelme. Sürekli. Her yerden gelmiş, bizim kabile bizim. Peki köyün ilk yerleşim yeri, hani ilk kim yerleşmiş köye? Nereden gelmiş? İlk yerleşim yeri Karadara'nın Efsikat, Kışdamı, Nahat Köyü dedikleri Karadara'ya. Karadara'ya. İlk başlangıç yeri Efsikat mı? Hacareler, Davaroslar diye gelince gelmiş oraya. Yerleşmişler, bize ötekiler toplanmış, onlara da buna koy, yerleşmişler. İlk o zaman Karacagay tarafından mı başlamış? Evet, Karacagay tarafından gelmiş, başlamış. Eksiket nasıl olmuş? Olmuş. Eksikette? Evet. Tamam, gideyim orayı. Olur, olur. Eksiket işte. Aşağı Hancılar Hasan Celep'den gelme, Maraşlılar Maraş'tan gelme, Biber İsmail, Biber ve Hekimhan'dan gelme. Hacı Hacı Şah, Biber Üstü'den gelme. Bir gözün cehennem yar yar, bir gözün cennet. Yaktın köz eyledin of of közene mihnet. Bir gözün cehennem yar yar, bir gözün cennet. Yaktın köz eyledin of of közene mihnet. Soyuna kezap suyu yer yar yar, yüzüne nalet. Bir daha gözüme görünmeyesin. Soyuna kezap suyu yer yar yar, yüzüne nalet. Bir daha gözüme görünmeyesin. Südün karamımış yar yar, tutmadı maya. Korkarım ki eşin of of doğmaz dünyaya. Südün karamımış yar yar, tutmadı maya. Korkarım ki eşin of of doğmaz dünyaya. Kız kolundan tutalar, nidem atalar çaya, kanın battal ula bulunmayasın. Kız kolundan tutalar, nidem atalar çaya, kanın battal ula bulunmayasın. İkinci geleneksel halk oyunları şenliğimizde Hekimhan Karadere'de kaymakamlık düzenliyor yalnız bu şenliği. Siz doğru, ne diyorsunuz? Doğru. Kaymakamlığın düzenlemesi biraz yanlış bence siyasal açıdan. Bunu Karadere veya Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlığı olarak düzenleseydik daha güzel olurdu. Kaymakamlık veya diğer AKP birimleri, şu anda biliyorsunuz kaymakamlık AKP adına çalışıyor. Evet. Ve herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni diskalifiye durumunda şu anda. Ama böyle bir şey biz karşıyız yani. Peki ki verilir. Gerekeni halk zaten cevabını verecek. Hem 12 Eylül'de hem de burada. Cevabını hayırda hayır var mı? Hayırda hayır var. Hayırlısı hayırda olsun hayır. Diyor musunuz? Hayırlısı olsun diyemiyorum. Hayır. Yine gel akşamüstü, gece sabaha varmadan. İzin olsun üzerimde olur mu? Yine gel akşamüstü, gece sabaha varmadan. İzin olsun üzerimde olur mu?
Tüm Karadere ailesine Kilis'ten selamlar, merhabalar diliyorum. Ben Mehmet Koç, Eski Karadere Mahalle Muhtarı, Abdurrahman Koç'un oğlu, namı diğer de Kömürcü'nün torunuyum. Kilis Yadaralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yaklaşık 10 yıldır görev yapmaktayım. Her şeyden önce bana bu fırsatı tanıyan ve emek veren Murat kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Bana göre Karadere küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen büyük zenginlikleri barındıran bir yer, bölge, köy. Bunun en büyük nedeni eğitim seviyesi yüksek insanların bulunması, sevgi ve saygıya dayalı bir anlayışın benimsenmesi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar uzakta olsam da kalbim kesinlikle köyümün yanında ve her zaman da orayı çok çok özlüyorum. Ayrıca son olarak buradan da birçok arkadaşımla geceleyin düzenlediğimiz operasyonlardan dolayı da büyüklerimizden çok çok özür diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Herkese merhaba. Sağ olsun Murat bana bu 3-5 dakikalık fırsatı tanıdı. Diyeceksiniz ki bu videoda Altan Güray'ın ne işi var? Çok fazla ismim çıkmasa da Karadere net sayfasında ben de yöneticiyim. Hikman Medya ile birlikte Karadere Net için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu belgesel de onlardan bir tanesi. Videoda Murat hazırladı. Yani benim de bilgim dahilinde ama emeğin çoğu Murat'a aittir. Vallahi yani iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Yani Karadere küçük bir yer ama sanırım yani hepimizin ortak noktası. Benim anne tarafım da Karadereli. Yani umarım keyifli bir video olur. Hekiman Medya'da da paylaşacağız. Keyifli seyirler diliyorum herkese. İyi akşamlar. Evet sayın takipçilerimiz, bugün Karadere Net'in kurucusu ve yöneticisi Murat Öztürk ile birlikteyiz. Murat Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 1991 yılında Karadere'de doğdum. Her zaman söylüyorum, Karadere olmak bir ayrıcalıktır. İlk ve orta öğrenimi Hekimhan'da tamamladım. İlk öğrenimde yanlış hatırlamıyorsam bir ay kadar bir süre Karadere ilk okulunda okudum. O zamanlar daha yeni taşımalı sisteme geçiliyordu. Bir aylık süre sonrasında Sakarya İlköğretim Okulu'na kaydımızı aldırdık. Daha sonra liseyi Malatya Turizm Lisesi'nde okudum. Akabinde üniversitede yine aynı şekilde Malatya'da okudum. Açık öğretimden tamamlayarak gittim. Turizmci olmam sebebiyle değişik illerde ve otellerde çeşitli pozisyonlarda görev aldım. En son Malatya Hilton Oteli'nde 4,5 yıl çalışıp vardiya amiri olarak görev yapmıştım. Peki bize Karadere Net ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Karadere Net'i 2013 yılının Kasım ayında kurmuştuk. O zamanlar sosyal medyada sayfalar ve gruplar yeni yeni gelişiyordu. Benden önceki insanlar Karadere Diler Grubu diye bir grup açmışlardı ama grup fonksiyonel olarak ilerlemiyordu. Hani kimse doğru düzgün paylaşım yapmıyordu. Daha çok siyasi bir grup gibi gözüküyordu. Bunun eksikliğini öngörerek bir çalışma hazırladım. İşte Karadere üzerindeki gençlerimizle iletişime geçtim. Sağ olsunlar kırmadılar. Gerekli maddi desteği sağladılar. Web sitemizle birlikte Karadere Net'i kurmuş olduk. Daha sonraki süreçte insanların sosyal medya eğilimlerine bakarak web sayfamızı yayından kaldırdık. Bunun akabinde Karadere Net olarak yine devam ettik. Daha da güçlenerek, daha değişik paylaşımlar yapmaya başladık. Tabii ki akabinde ekibimize yeni insanlar kattık. Kendimizi medya alanında geliştirmeye çalıştık. Şu anda Karadere Net üzerinde bir belgesel çalışmamız var. 2015 yılının Aralık ayında başlamıştık. Şu anda sonuca gelmek üzereyiz. Çok sürpriz görüntüler var bu belgeselde. İnşallah kısa sürede biter ve sizler de bunu izlersiniz. Siz bu belgeseli izlerken artık Karadere Net üzerinde yönetici olmayacağım. Bir emektar olacağım. Çünkü Karadere'den ayrılacağım. Yine aynı şekilde işim gereği. Muhtemelen
il dışı ya da yurt dışına göre alacağım. Bu şekilde Karadere Emniyet hakkında bilgi verebiliyorum. Akabinde kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yine aynı şekilde Hekiman Medya üzerinde yöneticiliğimi bulmaktadır. Yardımcı yöneticiliğim değil. Altın abi sağ olsun. Hem bize destek veriyor hem bize elimizden geldiği kadar kendisine destek vermeye çalışıyoruz. Hekimanlarca kültürel etkinliklerinde Hekiman dergisi var. İnsanların bu dergiye yönelip almalarını da tavsiye ediyorum. Çünkü hakikaten insanların anıları, geçmişte yaşantıları çok manidar. Hani insanların ilgisini çok çekiyor. Dergiyi almak için Hekiman Medya'yla veya Güngör Hoca'yla iletişime geçebilirsiniz.